Evet, şimdi YouTube'dan bir izleyicimiz yayınımızı izliyormuş ve şöyle diyor, bir itirazı var. Doktor Şems Bey şu şekilde itiraz, diyor ki, Kütüb-i Sitte'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle der. Ümmetimde 30 tane yalancı peygamber çıkacak. Halbuki ben peygamberlerin mührüyüm, yani sonuncusuyum ve benden sonra da peygamber yoktur der. Buna ne diyorsunuz? Birkaç dakikamız kaldı ve bu kardeşimiz çok geniş, cevabı geniş olan bir soru sordu. Şimdi bizim cemaate muhalif olan hocalar bu gibi hadisleri hemen öne çıkarıyorlar ve diyorlar ki bak Resulullah demiştir 30 tane deccal, yalancı deccal, kazzabuna, salasuna, kazzabuna, deccaluna, deccal ve yalancılar çıkacaklardır ve onlardan her birisi yalancıdır. Ben son peygamberim ve benden sonra bir peygamber yoktur. Bir defa bunlar bir yerden aldılar, öbür kıtayı başka yerden aldılar ve bunları birleştirdiler. Ve yeni bir hadis ortaya çıkardılar. Bu bir, bu da caiz değil. İkincisi, şuna düşünmek lazım. Niye Resulullah 30 ile sınırlandırmıştır? 30 sayısı çoktan tamamlanmış oldu. Ümmet büyüklerinin sözleri var ki 30 tane yalancı peygamber ortaya çıktı ve onların sayısı Hazreti Mirza Gulam Mehmet Aleyhisselatü Vesselam'dan önce tamamlandı. Peki Hazreti Resulullah yalnız 30 ile sınırlandırdıysa, peki ondan sonra birisi iddia ederse onun hakkında ne diyeceksiniz? Ve ikincisi, biz sık sık söylüyoruz, Hazreti Resulullah son şeriat getiren peygamberdir. Şeriat olarak Resulullah son peygamber, son şeriat getirmiştir. Bu manada kendisi sondur. Fakat birisi eğer Hazreti Muhammed Mustafa'dan sonra yeni bir din getirirse, yeni bir din getirdiğini iddia ederse o yalancıdır. 30 sayıya sığmasın ya sığmasın. Önemli değil. Kim olursa olsun, illa efendim 30 tane olacak, o şart bile değil. Kıyamete kadar birisi ben yeni din getirdim derse, Kur'an'dan başka bir ilahi kitap bende var, artık İslam ve Kur'an'ın zamanı bitti derse, bu şeylerin, Babi ve Behailerin söylediği gibi, biz onlara yalancı diyeceğiz. Çünkü bak Behailer diyorlar ki Kur'an-ı Kerim ve İslam dini yalnız 1000 sene için idi. 1000 sene bitti ve ondan sonra bu din sona erdi. Biz diyoruz ki bu kıyamete kadar devam edecek. Onun için biz diyoruz ki Behailer doğru değil, onlar yalancıdırlar. Aynı şekilde kim olursa olsun yeni bir din getirdiğini iddia ederse asla o kafirdir, Müslüman değildir. Fakat Hazreti Mirza Gulam Mehmet Aleyhisselam yeni bir din getirdiğini iddia etmemiştir. Diyor ki ben Kur'an-ı Kerim'in bir noktasını bile değiştiremem. Ama eğer izin verirseniz birkaç dakika sizin dakikanızı alacağım. Çok enteresan. Sorular çok mürebbis sahibi ama bir iki dakika da tamamlayabilirsiniz efendim. Buyurun. Gayri Ahmedi hocalar diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri mensuhtur, bazılar nasihtir. Yani bazı ayetlerin hükmü kaldırılmıştır diğer ayetler vasıtasıyla. Hükmü kaldırılmış olan ayetleri okuyacağız, ona göre amel etmeye gerek yok. Yalnız okuyacağız, okumanın sevabı bize verilecek. Fakat orada Allah-u Teala'nın buyruklarına göre davranmamız şart değildir diyorlar. Ve peki hangi ayetin hükmü kaldırılmıştır o da bellidir. Bir hoca diyor ki şu ayetler, öbür hoca diyorlar ki hayır onlar değil bu ayetler. Ve böylece hemen hemen bütün Kur'an'ı gerçek dışına bıraktılar. Hazreti Mirza Gulam Mehmet Aleyhisselam geldi ve dedi ki değişik değil bir ayet yahut birkaç ayet Kur'an-ı Kerim'in bir noktası bile onun hükmü ortadan kaldırılmamıştır ve hiç kimse onu ortadan kaldıramaz. Şimdi size söyleyeyim. Kim doğru yoldadır? Hazreti Mirza Gulam Mehmet mi yoksa diğer hocalar mı? Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin mensuh olduğunu ileri sürenler mi? Bir ayeti kerime var.
مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِسْلِهَا. Bu ayeti anlamadılar. Onun tefsirinin ne olduğunu bilemediler. Ve dediler ki buradaki ayet kelimesinden Kur'an-ı Kerim'in ayeti murattır ve Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinin hükmü kaldırılmıştır. Ona göre davranmak farz değil. Halbuki orada Hazreti Mirza Gulam Ahmed Aleyhisselam ve onun cemaati açıkladı. İlla buradaki Kur'an-ı Kerim'in ayeti anlamında değildir bu kelime. Ayet bir belirti, bir alamet manasındadır. Ve her din bir alameti diye Allah-u Teala'nın var olduğunu gösterir. Bir zamanı geldi ki Allah-u Teala onu değiştirdi, onu ortadan kaldırdı. Onun yerine iyi bir, daha iyi bir alamet, yani daha iyi bir din getirdi. Yahut en az eskiden ona benzer başka bir talimat gönderdi. En son Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ve İslam dinini gönderdi ki hepsinden daha üstündür. Artık eski dinlere ve o alametlere, o ayetlere gerek yok. Şimdi bu ayeti anlayamadılar ve Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini mensuh söylediler. Ve böylece bütün Kur'an'ı şüphe düşürdüler. Hazreti Mirza Gulam Mehmed Aleyhisselam geldi ve biz onun bereketiyle Kur'an-ı Kerim'in gerçek anlamını öğrendik ve ona göre biz inanıyoruz ve amel ediyoruz. Velhasılul kelam, değişik hadisler oradan buradan. Her nerede Resulullah diyor ki benden sonra Resul yoktur derse, benden sonra yeni şeriat getiren bir peygamber, bir Resul yoktur. O manadadır. Ama benden sonra kesinlikle bir peygamber yoktur derseniz, peki hala bugün bile Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın gökten ineceğine inananlar vardır. O inince peki ne diyeceksiniz? O nebi olacak mı, olmayacak mı? Eğer ona sorarsanız, efendim siz nebi misiniz, değil misiniz? O nebi derse, Resulullah'tan sonra nebi olduğunu iddia etmiş olacak. Ama hayır ben nebi değilim derse Kur'an'a aykırıdır. Peki o nereye gitsin? Velhasılul kelam, böyle safsata şeylerle dinimize alay etmeyelim, dinimizle ciddi olarak anlamaya çalışalım. Hazreti Resulullah'tan sonra yalancı peygamber yeni din getirdiğini iddia eden yahut safsata olarak ben Allah'ın elçisiyim diyen olabilir. Ve onların sayısı da Resulullah dedi ki 30'dur ve 30 sayısı çoktan tamamlandı. Hazreti Mirza Gulam Ahmed Aleyhisselatü Vesselam onlardan değildir. Kaldı ki onun iddiası diğer sıradan olan o yalancı peygamberler, yalancı nebiler gibi değildir. Onun iddiası tam Hazreti Resulullah'ın buyurduğu gibidir. Ve o İslam dışında başka bir dini savunmamıştır. Onun için asla ve asla ondan o hadislerde bahsedilmiyor. Teşekkür ediyoruz Mürebbi Sahip bu detaylı açıklama için. Evet.